Yarın öbür gün Türkiye Yunanistan'la tarihi bir hesaplaşmaya girdiği zaman Burns'ün ziyareti de CIA başkanının ziyareti de tam da bu zamanda tesadüf değil. Birileri yavaş yavaş Türkiye'deki seçimlerden sonra düğmeye basmaya başladı. Bak bu da mı yalan? Bak ABD ordusu Yunanistan'da yeni üslere yerleşiyor. Kamerayı gösterelim hocam onu. Yani çok çok önemli. Bak şimdi Türk-Yunan muharebesi belirleyenler yavaş yavaş Dede Ağaç gibi stratejik noktalara da yerleşmeye başladı. Efendim Sercan Kahveci ben. Çıkışa hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra araştırmacı, yazar, tarihçi Koray Kamacı bizlerle birlikte çıkışta. Bugün yine ilkleri anlatacak bize. Çok önemli detaylar verecek. Çok uzatmadan hemen konuya girmek istiyorum. CIA Başkanı'nın Dede Ağaç'ta ne işi var? Hepsini konuşacağız. Daha anlatacağı çok şey var Koray Kamacı'nın. Koray Hocam hoş geldin. Evet öncelikle hoş bulduk. Neden Dede Ağaç'a geldi CIA Başkanı? Yunanistan'la birlikte acaba Türkiye üzerinde bir oyun planı mı yapılıyor? Şimdi şöyle Sercan Hocam. Öncelikle şöyle söyleyelim. Yani Sercan Bey şöyle söyleyeyim. CIA Başkanı'nın Dede Ağaç'a gelmesi bir kere planlı bir hareket. Bakın altını çizerek söylüyorum. Planlı bir ziyaret. Çünkü önce Atina'ya bir ziyaret yaptı. Atina'ya ilk defa geldi bu arada. İlk resmi ziyaretini yaptı. Buraya kadar bir sorun yok. Atina bir ülkenin başkenti gelebilir Yunanistan. Sonra kritik öneme sahip bizim burnumuzun dibi olan Yunanistan'ın da en çok bu arada silah yığınağı ve Amerika'nın silah yığınağı yaptığı Dede Ağaç'ın kritik bölgelerine gelip ziyaret etmesi işte o zaman olay çok farklı bir hal almaya başladı. Yani Atina'ya kadar bir sorun yok ama Atina'dan sonra yaptığı ziyaret çok çok önem teşkil ediyor. Özellikle de şurası çok önemli. Şimdi Atina'ya bu ziyaretten sonra bu Dede Ağaç'ın kritik bölgelerine gelip ziyaret etmesini Yunan basını dahi Yunanistan bakın kendisi ikrar ediyor Yunan basını. Siz montajda vereceksiniz bu belgeleri. Evet evet belgeleri gösteriyor. Yunan basını en çok okunan gazetelerinden Pentapostagma dahi manşetinden Burns'ün ziyaretini verdiğinde CIA Başkanı Burns'ün diyor ki ne yaptı temasları ne konuştu bilinmiyor. Yani Yunan basınının dahi Dede Ağaç'ta ne yaptığını bilmediği bir CIA başkanının ziyaretini konuşuyoruz. Yani ne yaptı? Kimlerle temas etti? Kimlerle görüştü? Nasıl bir ziyaretti? İşte belli bölgeler var. Bakın Feres, Peplos, Yanuli karargahı gibi bölgelere ne amaçla geldi? Yunan basını dahi bunu bilmiyor, anlamlandıramıyor. Çok enteresan. Bir kere burada ilginç bir olay var. Şimdi bizim... Bir de bunu ben ilk kez sizden duyuyorum şimdi Koray Hocam. Yok yani maalesef. Medyada bunu göremedim hiç. Ana akım medyada yok. Siz Yunan basınından bunu aldınız. Evet. Bak üzülerek söylüyorum. Ana akım medya bu konuda inanılmaz zayıf. Bak inanılmaz zayıf. Neden acaba? Neden? Nedenleri tartışılabilir. Yani şimdi bakın bir terim var biliyorsunuz. Milli medya, milli medyada herkes dolaşıyor ya. Milli medya falan yok kardeşim. Yalaka medya var. Kimse kusura bakmasın. Milli medya. Ben Sayın Cumhurbaşkanı yerine olsam ilk etapta bundan başlarım. Madem bir milli medya var, bir terim, bir tanım var. İçi boş olmasın, dolu olsun. Mavi vatan konusunu daha çok gündeme getirsinler. CIA Başkanı burnumuzun dibinde önemli görüşmeler yapmaya Dede Ağaç'a geliyor. Maalesef bizim basında herkes ayakta uyuyor. Nasıl olacak bu? Böyle mi uyandıracaksınız milleti? Yarın öbür gün efendim bizim içine diyorlar ki savaş çığırtkanlığı yapma. Nasıl savaş çığırtkanlığı ya? Adam burnumuzun dibine gelmiş. Ben şey mi diyeyim? Tatil için geldi ya. Dede Ağaç Limanı'nı geziyor. Orada balık tutacak falan. Böyle bunları mı söyleyeyim yani? Çiçek böcek kuş mu konuşalım? Tabii. Burada bir realite var. Yani ben yarın öbür gün Türkiye Yunanistan'la tarihi bir hesaplaşmaya girdiği zaman bizim Türk halkının Allah Allah nereden çıktı bu savaş dememesi için bir mücadele veriyorum. Bakın bu hazırlıkları yapıyorlar. Bakın Sercan Bey ah bu da mı yalan? Bak ABD ordusu Yunanistan'da yeni üslere yerleşiyor. Kamerayı gösterelim hocam. Onu. Yani çok çok önemli. Bak ABD ordusunun Yunanistan'daki yeni üslere yerleşmesi. Bunu hepsi, zaten daha önce siz evet, çok bu, defa söyledim. Bu gelecek olan tehlikeyi daha önce göstermiştiniz. Haritada hatta çizmiştiniz. Birçok defa söyledim dediğiniz gibi. Birçok defa Sercan Bey dile getirdim. Üstüne basa basa söyledim. Bu silahlanma normal değil. Ya bir de böyle bir şey var. Ana akım medyada ibrikçi başı gibi çıkıp oturan adamlar var. Hastayım onlara. Güya birçoğu da işte eski general. Nasıl general? Tartışılır yani. Sonuçta bir kurmay değiller. Bir kurmay aklı yok belli. Niye diyeceksiniz? Ya adam diyor ki Sakız Adası'na, Midilli'ye, işte buralara Dede Ağaç'a silah yığınağı yapıyor. Rusya için yapıldığını söylüyor. Ya Sakız Adası bize 2 mil uzaklıktaki bir ada. Sakız Adası'na yapılan silah yığınağı nasıl Rusya için yapılır ya? Bunu git kardeşim Bulgaristan, Romanya'ya yap ya. Romanya bak. Bunu evet. Polonya'ya yap. Doğu Avrupa'da NATO'nun ileri karakolları bunlar. Doğu Avrupa bölgesinde. Buralara yap. Niye burası? Bak. Niye burası? Dede Ağaç, Batı Trakya. Hemen sınır. Evet. Burnumuzun dibi. Bakın bundan sonrası Türkiye.
Bakıyoruz diğer tarafta adalara bakıyoruz. Sakız Adası, Midilli, Türkiye'nin burnunun dibi. Efendim bunu onun için... Hayır kardeşim. O yüzden bunlara dikkat edeceğiz. Burns'ün ziyareti de, CIA Başkanı'nın ziyareti de tam da bu zamanda tesadüf değil. Birileri yavaş yavaş Türkiye'deki seçimlerden sonra düğmeye basmaya başladı. Yani seçim sonrası, evet, seçimi bekliyorlardı muhtemelen. Ya muhakkak. Seçimi bütün dünya bekliyorlardı. Bütün dünya bekliyordu. Herkes yani bekliyordu. Yani şimdi ABD ordusu bir taraftan Yunanistan'da yeni üsler kuruyor. Bir taraftan CIA Başkanı'nın Dede Ağacı ziyaret etmesi. Evet, bu çok şimdi önemli. Türkiye'den yani bakıldığında... Tabii ki bu istihbarat birimleri bunun mutlaka habercisidir. Mutlaka buna karşı önlemleri vardır ama devlet sırrı denilen şeyler var. Her şeyi açıkça söyleyecek değiller. Türk devleti tabii ki her şeyin farkında. Bu, ama bu biz ne, de neye evrilir bu? Söylemekle. Bak şimdi öyle ne, bir şey ki. Neye evrilir? Yani CIA başkanı gelmiş şimdi merak ediyor izleyici. Evet. CIA başkanı Dede Ağaç'a geldi. Evet. Tamam. Ne amaçlayabilir? Şimdi onu söyleyeceğim. Metafizik istihbaratla da bizim takip eden kemik takipçiler mutlaka programı da izlerler. İsmail hocamız var bizim. İsmail Ernur Yılmaz. Evet, siz evet de tanıyorsunuz. Evet, metafizik evet, İsmail hocam. İsmail hocayı da sor. Yani dedik burada ne planlanıyor? İşte bak Yunan basının bile anlamlandıramadığı, bilmediği bazı hususlar vuku buluyor. Nedir dedik. Sağ olsun kendisinden de metafizik anlamda, metafizik istihbarat anlamında destek aldık. Ve bize ulaştırdığı şu. Burns'ün, bakın çok önemli, altını çizerek söylüyorum. Orada yaptığı görüşmeler neticesinde taarruz çıkış hatlarının koordinatları verilmiş. Yani Burns'ün ziyaretinin en büyük amaçları taarruz çıkış hatlarının koordinatları veriliyor. Nereye taarruz? Türkiye'ye, Batı Trakya'ya. Yani Gümülcüne, İskeçe, buralardaki Türk diyarı, Batı Trakya'daki buralar, Dede Ağaç, bu bölgeler, Evros, buralar bize uzak yerler değil. Burnumuzun dibi. Bir kere bunu iyi göreceğiz. Bir de şunu da söyleyelim. Demin dediniz ya, işte nasıl oluyor yani ana akım medya vesaire söylediler. Evet. Ya şimdi burada ben belki de şöyle geri dönük bakıyorum. Yunanistan'la alakalı neredeyse geçenlerde baktım. Bütün katıldığım programlar dahil, Politalk dahil. Hı hı. 400 küsür şeyimiz var, videomuz var. Yunanistan'la alakalı. Evet. Daha ne yapmamız lazım bilmiyorum. Şey takla mı atalım, şey mi yapalım? Yani insanlara bir şeyler anlatmak için ne yapmamız lazım? Ya birçok şey var zaten. CIA başkanı, tabii CIA başkanı bak ne güzel dediniz. Niye buraya geliyor? Bak taarruz çıkış hatlarının koordinatlarının verildiği yerde. Şu da önemli. Şimdi yazarlar yoruma. Türkiye bunu bilmiyor mu? Şey, Türk devleti biliyor ama Türk milletinin bilmesi için birilerinin söylemesi lazım. Bak ne demek istediğim doğru anlaşılsın. Evet, yani biz de bu görevi icra ediyoruz. Bunu siz yapıyoruz yani. Medyanın biraz eksik kaldığını, bu nedenle de bir şeyler tabii anlatmak gereği duyduğunuzu hissediyorum. Ben inanıyorum burada sizin videoyu izleyenler CIA Başkanı Burns'ün Dede Ağaç'a gelişini ilk defa buradan duyacak. Hı-hı. Haberleri yok. Çünkü ben de dış basından görüyorum. Maalesef oradan tarıyoruz. Oradan alıyoruz. Yunan basını, birçok yer, Katamirini vesaire birçok yeri biliyorsunuz didik didik takip ediyorum. Zaman zaman bize de hedef gösteriyorlar. Kendi manşetlerine hedef çıkartıyorlar. Şimdi bakın buraya gelirken enteresan. Dede Ağaç, Dede Ağaç. Ne kadar önemli Dede Ağaç. Bak şimdi burada göreceğiz. Evet. Bugünün haberi. Bunu da atacağım size. Montajda verirsiniz. Evet, evet. Dede Ağaç'ta 07.06.2023. Yani bugün değil mi? Evet. Bugün video çektiğimiz tarih. Dede Ağaç bir düğüm noktasıdır. Bak başlık atmış. Yunan gazetesi manşetten vermiş. Dede Ağaç bir düğüm noktasıdır. Sercan Bey dikkatinizi çekerim. ABD, Bulgaristan, Moldova, Romanya ve Ukrayna olmak üzere 5 büyük elçi neden oradaydı? 5 büyük elçi Dede Ağaç'ta yine önemli ziyaretler yapıyor. Tam da Burns'ün ziyaretinin hemen akabinde. Ve yine Yunan gazetesi manşetinden bunu taşıyor. 5 tane büyük elçi Dede Ağaç'taydı. Çok çok önemli. Ve Dede Ağaç bir düğüm noktası diyor. Nerenin düğüm noktası? Neyin düğüm noktası? Çok net bir şekilde Türkiye'ye karşı oluşturulacak bir tahakküm var. Biliyoruz bir baskılama. Aslında savaş demeyelim de bunu bir kurmay albay var emekli. Onunla da çıkarmıştık komutanımız Mehmet Komutan. Savaş demeyelim, muharebe olacak. Yani kısa süreli bir çatışma olabilir. Yani kısa sürecek bir çatışma. Savaş demeyelim de dedim muharebe. Şimdi Türk-Yunan muharebesi belirleyenler yavaş yavaş Dede Ağaç gibi stratejik noktalara da yerleşmeye başladı. Buralara gelip burada ziyaretler yapmaya başladılar. Dede Ağaç öyle bir yer ki stratejik önem itibariyle. Evet. Dede Ağaç limanı var. Bak limanından dolayı zaten çok büyük stratejik öneme sahip. Tabii deniz şimdi, yoluyla tabii, aşağıda büyük kolaylık sağlayacak. Bak şurada aşağıda Dede Ağaç limanından adalara gidiş var görüyor musun? Evet. Ege yani Adalar Denizi. Ege Denizi de demeyelim yavaş yavaş kendimizi alıştıralım. Adalar Denizi terimi daha doğru. Adalar Denizi'ne doğru buradaki adalara silah yığınağı yapmak için, lojistik destek sağlamak için Dede Ağaç limanı kritik öneme sahip. Yarın Yunanistan hava ve deniz kuvvetleri yönlü Türkiye'ye karşı bir muharebe planlıyor. Şimdi bu muharebede özellikle hava ve deniz kuvvetlerinin etkin olmasının alakası olarak da
şu an mesela Yunan medyasında yine yakın takip eden biri olarak yine yeni iki tane Rafale savaş uçağı verildi, Fransız. Hı hı. Ve böylece yanılmıyorsam 11 tane Rafale uçağı daha almış oldular. F-16'lar keza 2-2-3-3 sürekli hem de Viper modernizasyonunda Yunanistan'a teslim edilmeye devam ediyor. O da yetmezmiş gibi bir yandan İsrail'den Heronlar, diğer taraftan Amerika'dan insansız hava araçları MQ-9 tipi o hava araçlarını almaları çok net bir şekilde hava gücünü Yunanistan'ın yükseltmeye çalıştığını gösterir. Bununla beraber deniz gücünü de Yunanistan yükseltmeye çalışıyor ama bu konuda Fransa'dan çok destek alıyor. Hı hı. Fransız fırkateynleri ve destroyerleri şu anda Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'ni sarmış durumda. Hı hı. Ve Yunanistan'la sürekli ortak tatbikatlar yapıyor. Yunan ordusu da bu anlamda Fransızlardan müthiş destek alıyor. Bunun da altını çizelim. Şimdi görülüyor ki ısrarla bir deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri yönlü bir iyileştirme var Yunanistan'da. Dolayısıyla Yunanistan kara gücünün Türkiye'ye karşı çok etkili olamayacağını biliyor. Hı hı. Çünkü kara gücü olarak biz biliyorsun dünyada Türk ordusu 2200 yıllık o metanın ordusu kara ordusu bakımından kendini imkan ve kabiliyet kapsamında çok defa ispatlamış. İspatlamış. Fırat Kalkanı'nda yakın geçmişte ispatlamış. Afrin'de ispatlamış. Barışpınar Harekatı'nda ispatlamış. Birçok yerde ispatlamış. Dolayısıyla kara ordusunda baş edemeyeceğini bildiği için kısa süreli bir savaş taktiği olarak özellikle işte muharebe anlamında hava ve deniz kuvvetleri yönünü yapacak. Şimdi William Burns'ün özellikle burada taarruz çıkış hatlarının koordinatlarını vermesi çok büyük önem taşıyor. Burada CIA başkanı bizzat gizli bir takım önemli görüşmelerle beraber bir daha söyleyelim hangi bölgeler o iyice anlaşılsın. Feres, Peplos ve Yanuli karargahı. Yanuli karargahı neresi? 2021 yılında, bak çok yeni, 2021 yılında Atina parlamentosunda bir anlaşma onaylandı. Daha iki Yunanistan, önce. Tabii Yunanistan, Amerika ortak savunma işbirliği anlaşması. Şimdi birileri diyor ya iki tarafta NATO ülkesi savaşamaz. Onu yok etmek için diğer tarafı iki bir öne geçirmek, en azından NATO kısmını halletmek için Amerika özellikle Yunanistan'la ortak savunma işbirliği anlaşması yaptı ve anlaşmanın ilk paragrafında iki ülkeden birine herhangi bir saldırı olursa diğer ülke kayıtsız şartsız o ülkenin saldırıya uğrayan ülkenin yanında yer alacak. Nerede kaldı NATO ülkeliği? NATO tamamen fiyasko. O da ayrı bir mesele. Oraya hiç girmiyorum. Aynen. Şimdi bak Yanuli karargahı, Yanuli kışlası dediğimiz Dedeağaç'taki yer 2021 14 Ekim'de karşılıklı anlaşma sonucunda oraya kuruldu. Ve 2021'den beri yani 2 yıldır Yanuli karargahına inanılmaz derecede asker ve silah sevkiyatı yapılıyor. Buradaki askerleri denetleyen William Burns burada çıkış koordinatlarını vermesi de Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü bak bir CIA başkanının gelip de belli bir şekilde bak o Dedeağaç'ta bizim çok yakınımız. Burada ziyaret yapması Türkiye'yi de o yüzden yakında ilgilendiriyor. Tam da Türkiye'de bak yeni kabineler oluştu. Değil mi? Dışişleri Bakanı'na Sayın Hakan Fidan geldi. Hakan Fidan çok liyakatli bir kişi. Onu soracağım da şimdi bir de şey var. Daha önceden de yine Yunanistan Genelkurmay Amerikan Genelkurmay Başkanı Yunanistan'daydı. Onu da Mark ilk defa Mark Milley onu da ilk defa siz söylediniz. Evet. Sürekli geliyorlar. Şimdi Bir ek daha yapayım istersen. Yunanistan Genelkurmay Başkanı da Konstantinos Floros geçenlerde yine adaları denetledi. Sema Direk Adası başta olmak üzere Limna Adası. Limna Adası'nda Yunanistan'ın Anajet üstü karargahı var. Oralara yine bir denetleme yaptı. Bak şimdi bu denetlemeler adalara yapılan denetlemeler direkt Türkiye'ye karşı yapılan denetlemelerdir. Bunun altını çizeyim. Baktığımız zaman ama Türkiye'ye yani bir bakışla şunu söylemek gerekiyor aslında. Yunanistan kim deniliyor ya hep. Evet. Aslında Yunanistan diye bir yer yok zaten. Yani küçük Amerika. Amerika'nın küçük zaten Amerika. Kendisinin üstlerini kuracağı bir tabii, yer. Bak, artık üstleri görünüyor işte bir sürü. Bu doğrultuda soracak olursam Türkiye Amerika düşmanlığı daha yakın sınırlara mı çekiliyor? Zaten şunu bir kere altını çizelim. İnsanlar sakın şu şeye kapılmasın. Genelde hep kapılıyorlar. Ben de çok hani gülüyorum artık. Biz orada Yunanistan'la savaşmayacağız. Bir kere bunun altını çizeyim. Hı-hı. Orada olacak bir savaş Türk-Yunan savaşı. Adı Türk-Yunan savaşı ama aslında Türk-Amerikan savaşıdır. Hı-hı. Amerika buraya bu kadar çok silah yığına, Yunanistan'a bu kadar çok silah hibesi, asker hibesi boşuna yapmıyor. Bir kere bunun altını çizelim. Orada Amerika bu kadar çok yığınak yaptırıyorsa ve yapıyorsa muhakkak ki bir sonuca ulaşmak için yapıyor. O yüzden biz orada Amerika'yla da
tarihi bir şekilde karşı karşıya geleceğiz. Hatta bak şimdi bu sorduğun soru daha da temellensin diye eğer onu bulursan mutlaka ver manşette. Tabii tabii. Geçtiğimiz yakın zamanda Ekonomist dergisinin kapaklarından biri. Yakın zaman dediğim 2022 yılında. Hı-hı. 2023'e girerken bak 2023'e girerken Ekonomist dergisi bir kapağında şöyle dedi. 2023'te olması muhtemel 10 olay. Olması muhtemel 10 olayın içinde yanılmıyorsam 6. madde olası bir Türk-Yunan savaşının çıkması. Büyük bir krizin çıkması diyordu. Ekonomist dergisi. Küreselcilerin en önemli yayın organı. Şimdi burada çıkıyor. Diğer yerlerde çıkıyor. Diyorlar ki hocam sen biraz abartıyorsun. Ben mi abartıyorum? Yunanistan bu kadar çok silah yığınağını çarpı 2 şu anda yapıyor. Adalara bu kadar çok. Üstelik bak ben de bunu anlamıyorum ya. Alıştırılıyoruz farkında olmadan. Silahsızlandırılmış ada statüsünde olan yerler oralar ya. Hukuken eğer bir hukuk varsa, uluslararası bir hukuk varsa, Lozan Anlaşması da uluslararası bir anlaşmaysa, Paris Anlaşması uluslararası bir anlaşmaysa, Paris ve Lozan'a göre silahsızlandırılmış olan bu adalarda silah yığınağının yapılması çok net bir şekilde uluslararası hukuku ve anlaşmaları çiğnemektir. Burada ne doğar? Türkiye'ye hak doğmaz mı? Doğar, soruyorum tabii, size. Tabii ki doğar. Çok basit mantık. Bu adamlar hala ısrarla adalara inanılmaz derecede müthiş silah yığınakları yapıyor. Türk devleti farkında. Bir kere onların Midilli ile Sisam Adası, o da bize yakın. Midilli ile Sisam Adası'na yaptıkları yığınaklarda bizim Aksungur İHA'lar tepeden böyle görüntülemişti. Düğmeye basacak ama zaman bekliyor herhalde Türkiye. Türkiye mi? Şimdi bak Türkiye şunu Rusya gibi. Şimdi Rusya, Ukrayna biliyorsun belli bir seviye erişti. Ondan sonra artık Rusya dedi ki tamam hani ilk yumruğu sen atacaksın mantığı var ya Rusya'da.